ameliyat sürecinden bahsedebilir miyiz? Hazırlığından, neler yaşandığından ve ameliyat sonrası bizi ne gibi şeyler bekliyor, detaylar? Hastanın burun ameliyatı isteğiyle, başvurmasıyla başlıyor bu süreç. Görüşmeye geldiğinde muayene yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki burunda şekil bozukluğuyla beraber birçok burun içerisinde patoloji, sıkıntı beraberlik gösteriyor. Neler olabilir bunlar? Burun orta duvarında bir eğrilik olabilir. Büyümüş bir burun eti olabilir. Sinüzit olabilir. Bunları ayrıntılı değerlendirip eğer gerek varsa bunu da ameliyat içerisinde çözüyoruz. Daha sonra hastamızın fotoğraflarını değişik pozisyonlarda ön yan şekilde çekiyoruz ve bu fotoğraflar üzerinden ne gibi sorunlar gördüğümüzü tartışıyoruz. Ben önce yapılabilecek veya bana uygun bir şekil çiziyorum, yani nasıl yapabiliriz diye. Daha sonra ondan isteklerini öğreniyorum. Çünkü bazı hastamız çok doğal olsun, hiç burun ameliyatı olduğum belli olmasın diye bize istekte bulunuyor. Bazıları ise biraz daha kalkık olsun, biraz daha kavisli olsun diyor. Onlara göre tabii ki bizim estetik ölçülerimize göre belli sınırlar dahilinde bir planlama yapıyoruz. Daha sonra tabii ki ameliyat öncesi tetkikler, anestezi değerlendirmesi yapılıyor. Ameliyatımız yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Ameliyattan sonra 6 saat sonra hastalarımız taburcu olabiliyor. İsterlerse veya biz gerek görürsek bir gece hastanede kalmalarını tavsiye ediyoruz. Ameliyat sonrasında bazen görüyoruz şişliksiz, morluksuz ameliyat. Ama benim tecrübelerimde, hocam da ne der bilmiyorum. Yani öyle bir şey pek mümkün değil. Az veya çok her hastada şişlik, morluk olmakta. Çünkü burun cildini kaldırıyorsun, kemikte bazı işlemler yapıyorsun. Ama gelişen ameliyat teknikleri ve anestezi teknikleriyle beraber günümüzde gerçekten çok az olmakta bu durum. Olsa bile en fazla ikinci, üçüncü günde oluyor. Birinci haftada düzelmiş oluyor. Yani bu ameliyatı göze alıyorsak bunu da tabii, sonuçta alalım. Bir ameliyat. Yani bir kolumuzu bir yere vursak bile morluk, şişlik olabiliyor. Ama şunun mesajınızı da verelim, bahsettiğiniz gibi. Eskiye göre çok daha az şişlik, morluk. Miktarı da az, görülme sıklığı da az ve toparlama süreci de çok daha çok hızlı oluyor. Bir de tabii hastanın kendi bünyesiyle alakalı tabii. Bir durum da söz konusu. Bunlar olabilecek şeyler dediğiniz